Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım kredi marketlerindeki indirimin ardından zincir marketlerinde fiyatları indirmeye başladığını söyledi. Erdoğan tarım kredi marketi sayısını artıracak bir projenin de sinyalini verdi. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun YSK çıkışı da vardı. Tarım kredi marketlerindeki indirimle raflarda ürün kalmadığını söyledi. Bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz ifadesini kullandı. Genel müdürle de konuştum. Dedim süratle depoların sayısını da artıralım. Bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. Zaten tarım kredi marketlerindeki olayla diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerine market açmak üzere yer verenlere ürün sağlanarak market sayısının artırılabileceğini söyledi. Market sayısını 2000'e, 2500'e çıkaralım ve piyasayı tarım kredi olarak biz balanse edelim ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bizdeki bilgiler YSK'da yok çıkışı da soruldu. Erdoğan yargıyı işaret etti. Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. YSK başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek. Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomi modeli kapsamında uygulanan politikalarla olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını belirtti. IMF açıklamalarında da Türkiye'nin farklı bir konumda yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz diye konuştu. Açıklanacak yeni sosyal konut projelerine de değinen Erdoğan, hedefimiz 2+1, 3+1 konutlarla halkımızın taleplerine cevap vermek. İlk kez gençler ve evli kardeşlerimize de ayrı bir kontenjan ayırıyoruz dedi.